Teknoloji dünyasını yakından takip edenler için bir tarafta Amerika, bir tarafta Çin ve ortada kalan Huawei denklemi herkesin artık bir şekilde aşina olduğu bir konu arkadaşlar. Bu yasakların üzerinden tam 6 sene geçti. Özellikle tüketici bazında Google yasakları en çok konuşulan şeylerden biriydi. Biraz daha detaya baktığımızda tabii yeni nesil işlemcilere erişim, 5G kullanım yasağı gibi çok fazla aslında Huawei için daha zorlayıcı şeyler vardı. Çünkü yazılım tarafı bir şekilde kullanılabiliyordu. App Gallery, Huawei mobil servisleri vesaire derken yazılım tarafı iyi kötü bir şekilde çözülebilir hale gelmişti ancak işlemci tarafı ve dediğim gibi 5G teknolojilerine erişim konusunda Amerika yasakları, Amerika'nın verdiği ticari ambargolar Huawei'yi gerçekten yaraladı. Şimdi bu videodaki konuya da bakacak olursak Huawei için daha kötü günler başlıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü birazdan bahsedeceğim haberlerle birlikte bunları daha detaylı bir şekilde öğreneceksiniz. Ama şunu söyleyebilirim. Amerikan ambargolarının ya da Amerika merkezi şirketlerin yapmak zorunda kaldığı ambargoların üzerine bir de Huawei Tayvan tarafından önemli bir gol yedi arkadaşlar. Bu gol ne? Birazdan size aktarmaya başlayacağım. Ama şunu söyleyebilirim ki Huawei için 6 sene gerçekten çok zor geçti. Ben bu 6 sene boyunca Huawei'de çalıştığımda bu şirketin ne kadar zorlandığını gören ve birinci derece yaşayan insanlardan bir tanesi oldum. Ancak şu an bahsedeceğim konu Huawei için işleri birazcık daha yokuşa sürecek gibi görünüyor. Şimdi dilerseniz haberin detaylarına geçelim arkadaşlar. Global basında ve yerel basında da yankı bulan bu haberle alakalı detaylara bir yakından bakalım. Bir yandan da haberin potansiyel sonuçlarını birlikte değerlendirelim. Evet, şimdi basında çıkan haberlere baktığımızda öncelikle Reuters'tan başlamak istiyorum arkadaşlar. Bir yandan haberleri anlatacağım, bir yandan gerekçelerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi Reuters'ın başlığına göre şunu söylüyor. Tayvan, Çinli Huawei ve SMIC şirketlerini dış ticaret kontrol listesine aldı. Yani aslında bu bizim kara liste diye düşündüğümüz veya yıllardır kara liste diye yorumladığımız şeyin ismi aslına bakarsanız bu. Entity list olarak geçer arkadaşlar ve burada aslında şunun olması gerekiyor. Tayvan'a bağlı şirketlerden dış ticaret yapılmak istendiği zaman bu listede olan şirketlerin Tayvan'dan özel izin, sertifika, lisans tarzı bir şeyleri elde edebilmesi gerekiyor ki Huawei'nin son 6 senedir başına gelenleri düşünecek olursak bu işin çok da mümkün olmadığını söylemek gerekiyor. 15 Haziran kaynaklı, 15 Haziran tarihli bir haber arkadaşlar bu. Huawei ve Semiconductor Manufacturing International Corp yani SMIC şirketleri Tayvan tarafından ticaret kontrol listesine alındı ve buna ek olarak Taliban ve El-Kaide gibi isimler de mevcut arkadaşlar. Tabi toplamda 601 tane şirketin veya ismin bu listeye girdiği söyleniyor. Ve bunların altında tabii şurada görebiliyorsunuz. Ayrıca SMIC ve Huawei ile birlikte Rusya, Pakistan, İran, Çin ve diğer ülkeler de mevcut. Ve toplamda 601 tane isim girmiş arkadaşlar. Ve bu çıkan yeni yasaya göre ki bu arada Tayvan'a bağlı olan Ticaret Komisyonu, Dış Ticaret Komisyonu tarafından onaylanmış bilgiyle birlikte üreticiler dış ticaret regülasyonlarına uymak zorunda, onaylama zorundalıklarını karşılamak zorunda ve olası riskleri bertaraf etmek zorunda ki bu lisansları alabilip, bu izinleri alabilip ticaretlerini gerçekleştirebilsin. Ancak buraya baktığımızda bunun farklı sebeplerinin olduğunu söylemem gerekiyor. Bu iş sadece ticareti daha kontrollü yapalım değil, o birazcık aslında Tayvan'ın Amerika tarafında yer alması veya Amerika'nın Tayvan tarafında yer alması. Biliyorsunuz Tayvan ve Çin arasındaki yıllar süren bir siyasi problem var ve bu noktada Amerika'da Tayvan'ın tarafında yer alarak aslında bunu desteklemeye çalışıyor ve asıl gerekçelerden bir tanesi de şu arkadaşlar. Huawei kendi AI çipini geliştirdi, yaptı ve bu SMIC tarafından geliştirilen bir çip ismi de Ascend 910B olarak geçiyor. Ve bakıldığı zaman TSMC yani Tayvan merkezli TSMC fabrikasının şirketinin bazı teknolojilerini barındırdığı söyleniyor. Şimdi bu çip dünyanın en güçlü AI çipi, AI işlemcisi olarak tanıtılmış ve DaVinci mimarisinde 2 kat daha fazla performans farkı sunabildiği söyleniyor. Tabi bakıldığı zaman şu anda ticaret savaşlarında Nvidia'nın da liderliği götürdüğü bir AI işlemci yarışı mevcut ve Çin, Huawei ve SMIC ile birlikte burada var olmaya çalışıyor ve gerçekten çok iyi işler yapıyorlarmış haberlere göre. Ayrıca burada mimarisini de görebiliyorsunuz. Şurada tam halini sizlere göstermek istiyorum. Ortada görmüş olduğunuz Ascend 910B işlemcisi, bu bir yapay zeka işlemcisi yani telefonlarda kullandığımız gibi değil, daha çok endüstriyel bir işlemci olduğunu söylemem gerekiyor. Ve bu işlemciyle birlikte Huawei aslında bu sektörde var olmaya çalışıyor ve kendi yerini güçlendirmeye çalışıyor. Burada bazı teknik özellikleri görebilirsiniz. Buralara çok girmeyeceğim çünkü konumuz bu değil arkadaşlar. Ancak Bu yasakların altında bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Başlıkta da söylediği gibi yine Reuters kaynaklı Tayvan, Çin'in SMIC şirketini illegal olarak teknoloji çalışanlarını, mühendisleri kendi tarafına çektiğini veya bilgi sızdırdığını iddia ediyor. Ve bu noktada da çeşitli iddiaları mevcut. Ancak tabii ki doğrulanmış, ispatlanmış bir şeyler var mı? Maalesef bilmiyoruz bunu ama şu anda böyle bir iddia var. Bu haberde 28 Mart tarihinde yayınlanmış ve hala devam eden güncel bir konu aslına bakarsanız. Ve bunları birleştirdiğiniz zaman bu yasakların neden çıktığı ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ayrıca Çin ve Amerika savaşı, teknoloji savaşı noktasında Tayvan'ın da cephesini aslında bu nevzede görmüş olduk. Şimdi bu yasakların bize veya teknoloji sektörünün zararı ne olacak diye soracak olursanız arkadaşlar, ondan da birazcık bahsedeyim. Şimdi Uluslararası Ticaret Komisyonu, Tayvan'ın Uluslararası Ticaret Komisyonu Huawei ve SMIC şirketlerini stratejik yüksek teknoloji bileşenleri entity list denilen bir listeye aldı. Ve artık çok büyük bir ihtimalle Tayvan tarafından geliştirilmiş stratejik teknolojiler, yüksek teknolojiler SMIC ve Huawei başta olmak üzere 601 şirketin yasaklı haline getirilmiş. Yani bu 601 isim bu teknolojilerden faydalanamayacak, istediği gibi ya da özgürce kullanamayacak bunları. Tabi bunun 2019'dan bu yana süren Amerika ticari kara listesiyle de gerçekten çok büyük bağlantısı olduğunu söylememiz gerekiyor. Şimdi benim burada bize dokunacak, yani tüketicilere dokunacak şeylerden de birazcık bahsetmek istiyorum. Onun için de arkadaşlar bu sayfaya geçeceğim. Bu sayfada da şunu görüyorsunuz: Kirin 9020. Şimdi Huawei son yıllarda Mate X6 ile birlikte, Mate 70 serisiyle birlikte başlayan Kirin 9000 ailesi işlemcilerini tanıttı. Ve bu işlemci kısa bir süre önce tanıtılan Pura 80 ailesinde de yer alıyor. Kirin 9020 işlemcisi. Ve bakıldığı zaman arkadaşlar bu işlemci SMIC tarafından geliştirilmiş bir işlemci ve bu işlemcide TSMC'nin bazı teknolojileri mevcuttu. Bu da şu anlama geliyor arkadaşlar: SMIC bu işlemciyi geliştirirken TSMC tarafından kullandığı teknolojileri ilerleyen nesillerde kullanamayacak anlamına geliyor. Bu birazcık daha ileriye gittiğimiz zaman, yani yılları birazcık daha attığımız zaman şu anlama geliyor. Huawei'in biliyorsunuz yıllardır ARM tarafından, Qualcomm tarafından işlemci alamadığı bir senaryoda Huawei kendi işlemcisini geliştirip SMIC ile birlikte bu sorunu ortadan kaldırmayı başarmıştı bir nebze olsun. Tabii Çin dışına çıkarttıklarında 5G çipi olmadan 4G ile birlikte geliyordu ama Çin dışında 5G ile satıyorlardı bu işlemcili cihazları. Bu şu anlama geliyor: bu yasaklar yürürlüğe girdikten sonra Kirin 9000, 9020, 9000S bu işlemcilerin ardından Huawei'de yeni bir işlemci olamayabilir anlamına geliyor. Bu da Huawei'yi yıllar önce başladığı yere ciddi bir şekilde ve sert bir şekilde geri götürecek. Çünkü bu işlemcilerin bugüne gelmesi, bugüne kadar çıkması noktasında harcanan milyarlarca dolar, yatırılan efor, zaman, yıllar vesaire her şey çöpe gidecek. Çünkü bu yasaklarla birlikte arkadaşlar hem Huawei'in hem SMIC şirketlerinin Tayvan merkezli teknolojilere erişimi tamamen kesilmiş olacak. Çünkü burada aslında şunu söylüyor: siz bu iki şirket olarak veya bu 601 şirket olarak izin alabilirsiniz, lisans almanız gerekiyor. Ama bu lisansı vereceklerini açıkçası hiç düşünmüyorum. Yani Huawei için kötü dönemler tekrar kabus gibi başlayacak arkadaşlar. Bu yasakların veya Tayvan'ın bu konuda bu kadar hızlı sıkıştırılmasının bir gerekçesi de şu: TSMC şu anda dünyanın en büyük çip üreten firması arkadaşlar. Tayvan merkezli bir şirket ve geçtiğimiz senelerde TSMC'nin AI çiplerinin Huawei'in AI işlemcilerinde veya eğitim kartlarında olduğu tespit edilmiş. Ve bu yüzden de Amerika Birleşik Devletleri TSMC'yi 1 milyar dolar gibi anormal bir parayla cezalandırabilir durumu vardı ki bu süreç hala sürüyor bildiğim kadarıyla. Cezası yapıldı mı, verildi mi bilmiyorum ama günün sonunda hem Tayvan hem TSMC böyle bir darbe yememek için Çin'e, Çin teknoloji şirketlerine ciddi bir savaş açtılar arkadaşlar bu şekilde. Maalesef durum böyle kaynaklanıyor. Şimdi Türkiye'deki haberler nasıl, onlara bakalım. Tayvan'dan Çin'e şok darbe, Huawei ve SMIC ihracat kara listesine alındı. Evet arkadaşlar, başlık doğru. Ancak burada kara liste demek birazcık yanlış olabilir. Çünkü özel izinlerle birlikte o kara listeden ya da işte yasaklı listesinden çıkarılabiliyor. Ancak dediğim gibi bu olur mu olmaz mı gerçekten bilmiyorum. Evet arkadaşlar, durum bu şekilde. Dediğim gibi Huawei için hiç iyi bir dönem başlamıyor. Çünkü Örnek verecek olursam telefon tarafında 7 nanometrelik işlemcilerle geride kaldılar. Çin'in dışına 5G çıkartamıyorlar. Bilgisayar tarafında Intel ile alakalı problemler ayyuka çıktı. Yakın zamanlarda herhangi bir laptop vesaire duyurusu da görmedik Huawei adına. Ve uzun zamandır üzerinde çalışmış oldukları Kirin 9000 serisi işlemci, eğer bu yasaklar bir şekilde aşılmazsa, ki yasakların altında SMIC ve Huawei gibi şirketlerin alt şirketleri de mevcut. Yani bayağı kapsamlı bir regülasyon açıklanmış, duyurulmuş. Huawei için işler hiç iyi gitmeyecek gibi görünüyor. Ben dediğim gibi Huawei'de çok uzun yıllar çalıştım. Özellikle Google ekosisteminin Huawei tarafındaki karşılığını Türkiye'de en iyi hale getirebilmek için çok çalışan büyük bir ekiptik ve o ekibin bir parçasıydım arkadaşlar. Ve şu anki duruma baktığımızda Huawei için gerçekten sancılı bir periyot yeniden başlayacak diyebilirim. Çünkü bu başlık gerçekten çok önemli ve Tayvan, dediğim gibi, Amerikan ticaret politikalarına ayak uydurmak için kendi teknolojilerinin SMIC tarafından bir şekilde adapte edilip kaçırılmasını engellemek için Huawei ve SMIC başta olmak üzere çok fazla şirkete ciddi yasaklar ve aslında sınırlandırmalar getirdi. Bu durumda bizleri neler bekliyor gerçekten çok merak ediyorum. Dediğim gibi Huawei tarafında telefon, bilgisayar, tablet direkt olarak bu sonuçlardan etkilenecek ürün grupları arasında giriyor. Tabii ki işin endüstriyel tarafında yapay zeka işlemcili serverların veya diğer bileşenlerin, süper bilgisayarların geliştirilmesi noktasında da artık dünya teknolojilerini zor duruma sokacak bir süreç Huawei ve SMIC şirketini bekliyor. Bu şirketlerden herhangi bir açıklama gelmemiş bu arada, onu da söylemem lazım. Yani buna yönelik nasıl bir aksiyon olacaklar veya ne gibi hamlede bulunacaklar, bunu da zaman içinde göreceğiz. Evet arkadaşlar, işi ve konuyu bu şekilde size özetlemeye çalıştım. Aklınıza takılan sorular varsa sorabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi bu süreçlerin en başından Huawei'den ayrıldığım sürece kadar hep içinde oldum, buradaki süreçlerin tamamına hakimim. Merak ettiğiniz sorular varsa paylaşabilirsiniz benimle. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Bu videoyu ilgilenen arkadaşlarınızla paylaşıp beğeni, yorum ve hype puanlarınızla destek vermeyi unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.